Volkan Kupa peşinde. Volkan Ağar, Rusya'daki Dünya Futbol Kupası'ndan bildiriyor. Hepinize günaydın sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Volkan Kupa peşindeye hoş geldiniz. Dün Dünya Kupası'nın açılış maçı gerçekleştirildi ve biraz evvel duyduğunuz şarkı taraftar alanına giderken kullandığım yolda, metroda çalınan şarkıdan bir tanesiydi sadece. Böyle bir giriş yaparak bugünkü programa ve dünkü taraftar aralığında maçı izlerken şahit olduklarımı aktarmaya başlayabiliriz. Taraftar alanına girerken daha önce de keşfettiğim için aslında çok zorlanmadım ve sadece ortadaki sırayı kullanarak çok rahat bir şekilde taraftar alanına girdim maçı izlemek için. Ve bu sırada çok kısa bir süre sırada beklediğimi söylemem lazım, ancak yaptığım gözlemler oldu o sırada ve gördüğüme göre galiba Güney Amerika'nın hepsi burada ve yavaş yavaş da Dünya Kupası'na onların sayesinde coşku da gelmeye başlıyor. Sanırım onların gelişiyle birazcık daha coşku dolu bir Dünya Kupası izlemeye başlayıp devam edeceğiz diyebilirim. Belli bir süre bekledikten sonra taraftar alanına girişimi sağlayabildim ve alana girer girmez de beni şu anda fonda dinlediğimiz bu güzel Rusya halk türküsü, halk şarkısı karşıladı. O sırada bir başka şarkı çalmaya başladı. Ancak yanımda yarı Alman, yarı Rus olan arkadaşım da bu şarkıyı duyar duymaz gerçekten çok şaşırdığını söyledi. Ve neden dediğimde, şarkının aslında 2. Dünya Savaşı'nda Berlin'e doğru cepheye ilerleyen askerlerin o hikayeyi aktaran bir şarkı olduğunu iletince biraz şaşırdım. Galiba kimse dikkat etmemiş ne söyleyeceğine, ya da gerçekten bir kasıt vardı bu şarkıyı seçerken. Bilemiyorum neden seçtiler, nasıl seçtiler, ama sözleri açısından neden savaş çığırtkanlığı yapan 2. Dünya Savaşı'nı ve bir zaferi, Almanlara karşı olan bir zaferi anlatan ya da onlara karşı savaşa gidilen bir şarkıyı çalmayı uygun gördüler taraftar alanında, bilemiyorum açıkçası. İlginçti. Bu şarkıyı da bu yüzden şu anda sizlerle paylaşıyorum. Biter bitmez de tabii maça geçtik ve maç çok hızlı bir şekilde başladı. Daha maçın hemen başlarında Rusya'nın gol atmış olması maçın ilginç geçeceğine dair bize kısa bir ufak bir döne verdi. Ve zaten maçın skorunu da size hemen söyleyeyim. 5-0 tamamlandı. Rusya Suudi Arabistan'ı 5-0'la geçti. Tarihin en sıkıcı açılış maçlarından biri olmasını bekliyoruz gibi bir söz söylemişken dün adeta bir tokat gibi geldi bu skor. Maçın hikayesine bakarsak da yıllardır büyük bir patlama beklenen Alan Zagayev'in yine sakatlanmış olması ve maçı terk etmiş olması aslında oyunun kaderini şekillendiren olaydı. Oyunun yerine giren Çerişev yaptığı 2 gollük katkıyla skoru 5-0'a getiren en önemli isimlerden biriydi. Attığı 2. gol de Quaresma'yı kıskandıracak nitelikteydi açıkçası. Ve son dakikada gelen Golovin'in golü de kendisi hakkında yapılan yorumları haklı çıkarır seviyedeydi. Arşavin'in veliahtı olarak görülen Golovin bakalım bu turnuvada kalan maçlarda neler yapabilecek. Zagoyev'in de biraz evvel bahsettiğimiz kader sakatlığını yaşayan Zagoyev'in de 3 hafta sonra sahalara dönebileceğini açıkladılar. Eğer Rusya bir sonraki tura kalırsa bu maçında kendilerine vermiş olduğu güvenle Zagoyev belki yine formasını giyebilecek. A grubunda ikinci maç bugün Mısır'la Uruguay arasında oynanacak. Bildiğiniz üzere Salah'ın bir sakatlığı vardı Şampiyonlar Ligi finalinden kalan.
Salah'ın oynama ihtimali var. Sakatlığı düzelmiş durumda. Ancak Rusya'nın Suudi Arabistan'a karşı almış olduğu bu 5-0'lık maçtan sonra son iki maçı Mısır'ın çok daha büyük önem kazandı. Rusya'ya ve Suudi Arabistan'a karşı mutlaka kazanmaları gerek. Uruguay'a ne olursa olsun kaybedeceklerini düşünerek Salah'ı kenarda oturtabilirler, riske etmeyebilirler. Günün diğer maçları da Fas, İran ve İspanya, Portekiz arasında oynanacak. Fas-İran mücadelesi ilginç bir Orta Doğu-Kuzey Afrika kapışması olacak. Harv Reinhard, Fas'ın teknik direktörü, benim çok severek takip ettiğim, özellikle takip ettiğim hocalardan bir tanesi. Onun performansını da bu kupada bekliyorum. İran'ın hocası Carlos Queiroz ise umarız defansif oyunuyla canımızı sıkmaz. Son maçta İspanya-Portekiz karşılaşıyor dedik. İspanya gerçekten ilginç bir karara imza attı ve kupadan başlamadan hemen 24 saat önce hocasını kovdu. Çünkü Real Madrid ile onlara haber vermeden anlaşmıştı. Ben de sürpriz bir favori olarak görüyordum İspanya'yı. Bu karardan sonra hala sürprizlerinin farklı bir hikayeyle devam edebileceğini düşünüyorum. Şimdiki hocaları Fernando Hierro olacak. Takımın kaptanı Sergio Ramos'un da Julen Lopetegui'nin kovulmasının ardından federasyon başkanıyla kavga ettiği haberlerini okuduk bugün medyada. Rakipleri Portekiz. Portekiz çok güçlü bir ekip. İspanya ne kadar şampiyon adaysa Portekiz de aslında bir şampiyon adayı olarak söylenebilir. Çünkü onlar da Avrupa Futbol Şampiyonası'nın son kazananı. Ama tabii ki 3 takım çıkamıyor olsaydı o şampiyonada Avrupa Futbol Şampiyonası'nın şampiyonu Portekiz olabilir miydi? Onu bilemiyoruz. Fakat bu turnuvada ne yapacakları gerçekten merak konusu. Son turnuvasında Cristiano Ronaldo bakalım takımını en fazla nereye kadar taşıyabilecek. Volkan Kupa peşindeyi bugünlük bu kadarla bitiriyoruz. Çünkü Aypulaga ile spor bölümünde eminim ki bu konular daha fazla Ömer Madra ve Can Tombil tarafından delik deşik edilecektir. Aypulaga'nın yorumlarıyla, analizleriyle. Ben hafta sonu tatil yapıyor olacağım. Yani aslında tatil değil, Dünya Kupası'nı takip ediyorum ama programlar olmayacak. Fakat gazeteduvar.com için günlük olarak takip ediyorum Dünya Kupası'nı. Eğer yazılı olarak takip etmek isterseniz izlenimlerimi size oraya bekliyorum. Ayrıca sosyal medyada da Volkan Ağır yazdığınızda kolay bir şekilde benim paylaşımlarıma ulaşmanız çok mümkün olacaktır. Volkan Kupa peşindeden şimdilik bu kadar. Pazartesi günü görüşünceye dek Dünya Kupası'nın başından ayrılmayın. Keyfinize ve kendinize çok iyi bakın. İyi bayramlar da diyelim ve pazartesi günü görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Volkan Kupa peşinde. Третью атаку россияне проводят на других скоростях и забивают великолепный гол. Волканар, Русия-деки Дюния Футбол Кубасынан бидрёр. Аршавин!